Malum grip sezonundayız. Grip semptomlarıyla başvuran hastalarımızın sayısının Ocak ayı ilk haftası içinde arttığını görüyoruz. Siirt'in de geçen sene grip sezonu döneminde pikimizi 12 bin civarı vakayla yaşamışız. Bu grip benzeri hastalık yani grip semptomlarıyla başvuran hastalarımızı gösteriyor. Bunların içerisinde soğuk algınlığı nezleyle seyreden hastalarımız da mevcut. Bu sene de pikini şu an Ocak ayı ilk haftası içinde yaşıyoruz. Geçen seneye göre 1000 vaka fazla 13 bin civarı hastayla şu an grip sezonunu atlatıyoruz. Şimdi kişiler nezleyi biraz daha hafif atlatırken gribi biraz ağır koşullarda atlatabiliyor. Bu yüzden viral hastalıklarda özellikle korunmanın önemine dikkat çekmek istiyorum. Solunum yolu virüslerinin en önemli korunma yolu kişisel hijyen aslında. El yıkama, hapşırıp aksırırken özellikle tek kullanımlık mendillerin kullanılmasına ve eğer bu mümkün değilse kolun iç yüzeyine hapşırıp etrafa damlacıkların saçılmasını engelleme şeklinde korunmak mümkün. Bunun dışında hasta olan çocuklarımızın veya çalışan erişkinlerin hastalık dönemlerinde özellikle okullara gitmesinin biraz daha ertelenmesi ya da çalışan bireylerse işlerinden bir süre izin almaları daha uygun olacaktır. Evde istirahat atlatmaları çok daha önemli. Kişilerin özellikle hastalık belirtilerini hissettikten sonra sağlık kurumlarına başvurmaları gerekirse eğer hastanelere veya sağlık kurumlarına maske takarak başvurmaları çok önemli. Çünkü kalabalık ortamlara girildiğinde damlacık yoluyla çok hızlı bir şekilde bulaşan bir viral hastalık, grip hastalığı. Bunun dışında kalabalık ortamların havalandırılması da çok önemli. Gripte bazı gruplar daha öncelikli tedavi alması gereken gruplar. Biz bunlara risk grupları diyoruz. Risk gruplarından bahsedecek olursak 65 yaş üstü vatandaşlarımız, kronik hastalar, gebeler, bakım evi, huzurevi gibi toplu yaşam alanlarında yaşayanlar, cezaevi gibi yine keza toplu yaşam alanlarında yaşayanlar ve sağlık çalışanları. Bu grupların özellikle grip sezonu gelmeden yani bu Ekim ayına tekabül eden dönemde grip aşılarını yaptırmaları çok önem arz eden bir durum. Ve bu aşıların da yine risk gruplarına öncelikle yapılması gerekiyor. Saadet görür müyüz? Ben şimdi aşı yaparım. Tamam. Çocuğa aşı yaparım. Tamam. Şimdi ben birinin oradan. Tamam. Soldan mı?